Herkese selamlar. Evet o malum derse geldik. Daha önce de spoilerını vermiştim. Parabolün artık grafiğini çizeceğiz. İncını cincini öğrendik. Niye var neyi yok öğrendik. Tepe noktasıydı, simetri ekseniydi, y'siydi, x'iydi, tepesi kollar, yukarı kollar aşağı. Her şeyi biliyoruz. Ama henüz grafini çizemiyoruz. O zaman bu ders beraber grafik çizmeyi öğrenelim. Elimizde kalemler, önümüzde 11. sınıf matbuklar. E gönder, gönder gelsin hocam diyorum. Her şeyim doğru mu diye şöyle teyit ettim. Etraf biraz karanlık gelmiş olabilir. Bugün de özel olsun isterim. Şu gözlüğüm, evet <laughs> gözlük gözümde kalmış. Aa fark etmemişim ya. Gözlüğüm gözümde kalmış. Unutmuşum onu. Ya böyle çok mavi ışığa baktığımızda arkadaşlar bu sarı gözlükler gerçekten çok işe yarıyor. Ama ne yapalım o çok da yansıma yaptığı için şimdi böyle dersimizi anlatalım efendim. Herkese hazırlan. Grafik nasıl çizilir? Hemen anlatalım. Parabolün grafiğini çizeceğim. Parabolün denklemi neye benziyordu? Fx eşittir ax kare artı bx artı c'ye benziyordu. İkinci dereceden denklemdi. Peki bu parabol grafiği nasıl çizilir? Onu gösterelim fakat... Ya benim bu kalemim niye böyle ayarsızlaşıyor arada? Sizin de kaleminizde ara, ara sıra ayarsızlaşma oluyor mu diye soracağım ama... Sizin kaleminizin öyle bir... Dijital kalem değil değil mi? Dijital bakayım şurada duruyor değil mi? Ha şöyle tamamdır. Ne dedik? AX kare artı BX parabolün grafiği çizilirken birinci adım. Ben hep aynı adımları uygulayacağım sana. A sıfırdan büyük, A sıfırdan küçük. Ya A sıfırdan büyükse kollar yukarı, A sıfırdan küçükse kollar ne oluyordu? Aşağı doğru oluyordu. İkinci adımda hemen tepe noktasını bulacağız. Bak yavaş yavaş ne yapacağız? Önce kolların yönüne karar vereceğiz. Sonra neye karar vereceğiz hocam? Tepe noktasına karar vereceğiz. Tepe noktası neydi? idi. R neydi? Eksi B bölü 2 idi. Kökler toplamının yarısıydı. FRK de bize neyi veriyordu? Tepe noktasının K'ye değerini veriyordu. Geldim üçüncü adıma. Sırayla eksenleri kestiği noktaları bulman lazım. E bunu sen analitik geometriden biliyorsun eksenleri kestiği noktayı bulmayı. X'e sıfır vereceksin. Ardından Y'ye sıfır vereceksin. X değerini bulacaksın. Hemen grafiğe geçeyim hiç bekletmeyeyim seni. Verilen parabolün grafiğini çizer misin? E çizerim elbet. Ne yapmam gerekiyor? Birinci adımı uygulamam gerekiyor. Önce A değerine bakacağım. A değeri kaç hocam? A değeri eşittir 1. Bir, bir de sıfırdan büyük kollar yukarı bak ben olsam senin yerine kolların yukarı olduğunu evet hissediyorum ama şekille çiz göresin ki sınavda herhangi bir yerde yanlışlık yapmayasın. Tamam mı? Kollar yukarı çizildi. Şimdi ne yapılacak hocam? A'yı bulduk. Şimdi tepe noktasını bulacağız. Terekesini bulacağız. R'si neydi? Eksi B bölü 2. Hayır. Kökler toplamının yarısı. B'si ne? Eksi 4. 2 çarpı 1. Eksiler birbirini götürdü. 4'ü 2'ye böldüm. Cevap kaçtır? 2'dir ama R'sini buldum. Şimdi gideceğim. ikisini bulacağım. F 2'sini bulacağım. F 2 demek x yerine 2 koy demek. 2'nin karesinden 4. 2 kere 4 8 artı 3. Şuradan ne geldi? Eksi 4. Eksi 4 artı 3 tane yapar eksi 1 yapar. Tepe noktasının koordinatları belli. 2'ye eksi 1 noktası bizim tepe noktamızdır. Geldim 3. ve son duruma arkadaşlar. Üçüncü durumda da ne yapıyorduk? Önce x'e 0 vereyim istersen daha kolay olsun. Önce x'e 0 veriyorum. Y değeri kaç gelecek diye bakıyorum. Şunlar gitti geriye ne kaldı? 3 kaldı ki 0'a 3 noktasından geçecek. Hani hatırlıyor musun? Oradaki c sabiti. Şuradaki c sabiti 3. Hmm, y eksenini kestiği yerde biz bunu daha önceki derslerimizde sana anlattık aslında bir nevi altyapı yaptık buraya tamam geldim şimdi y'ye sıfır vermeye y'ye sıfır verdiğime bakıyorum y'ye sıfır verdiğimde ne olacak x kare eksi 4 x artı 3'ün cevabı sıfır bak burada çarpanlara ayırma devreye giriyor x'e x veriyorum 3'e 1 veriyorum x'ine de eksi veriyorum yani x eksi 3 çarpı x eksi 1'in cevabı ne çıktı Sıfır. Bu da sıfırdır, bu da sıfırdır. Yani kısaca x 3'tür, x eşittir 1'dir. Yani biz 3'e 0 ve 1'e 0 noktalarından geçiyormuşuz diyeceğiz. Bunları dedikten sonra artık benim koordinat düzlemini çizmem gerekiyor. Koordinat düzlemini şöyle güzelce çizdim. Aldım elime kalemi. Dedim ki önce tepe noktası ve eksenleri kestiği yerleri göster kardeşim sen rahat edesin. Bir 1'e 0'ı göstereceğim. Burası 1'e 0 olsun. Şu arkadaş 3'e 0 olsun. Tepe noktasını kaç vermiştim arkadaşlar ben size? 2'ye eksi 1 vermiştim. Hadi 2 burası olsun. Eksi 1 dediğim nokta da burası olsun. Hemen bunu koordinat düzleminde şöyle birleştiriyorum. Tepe noktası da çıksın kabak gibi meydana. Burası tepe noktası. Neydi? 2'ye eksi 1'di. Bir de y eksenini bir yerlerde kesiyorduk. Nerede kesiyorduk biz y eksenini? 0'a 3 noktasında kesiyorduk ki 0'a 3 noktasında noktası da burası olsun. Tek yapmam gereken artık bu grafiği o noktalardan geçecek şekilde birleştirip şöyle kavis. Of harika çizmedik mi? Harika çizmedik mi? İşte bu f(x) parabolünün grafiğidir dedim noktayı koydum. Görüyor musun? Şıkır şıkır artık grafik çizebiliyorum. Peki eksili olsa, değerler biraz değişik olsa hiç fark etmez. Sen adımları karıştırmadığın sürece biz bu işi seninle birlikte kıvırız arkadaş. Kollar nereye doğru? Aşağı doğru. Hemen geldim ikinci duruma. İkinci durumda tepe nokta. Biraz hızlı mı konuşuyorum bugün? Olmalı. Artık olmalı. Artık hızlı konuşmalıyım ya. Bunu sen de hızlı yapabiliyorsun çünkü. Eksi B bölü 2A'dan. Dur ya aşağı kata inelim. Çok sıkıştırmayalım orayı. R'nin cevabı eşittir. Eksi artı 2'yi alıyorum yukarıdan. Aşağıda eksi 1 çarpı 2'si var. Dikkat edersen. 2'ler gitti. Eksiler gitti. Oh tertemiz 1 geldi. FRK'de x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 2 artı 3 aman diyeyim ama ha, işlem hatası yapmayalım. Burada ne kaldı? 4. Yani tepe noktası 1'e 4 noktası. Bunu da kenara not aldım. Geldim 3. ve son durumumuza. Burada da önce ne yapalım? X'e 0 verelim. Y değerimiz direkt şuradaki değer yani C değeri çıkıyordu. 3 çıkıyordu. Yani 0'a 3 noktasından bir kere geçeceğiz. Peki geldim başka bir değer vermeye. Ne değeri verebilirim diye düşünüyorum. Ne değeri verebilirim? Y'ye sıfır verebilirsin hocam. Y'ye sıfır verdiğinde eksi x kare artı 2x artı 3'ün cevabı ne geliyor? Sıfır geliyor. Ben böyle denklemlerde her yeri eksiyle çarpıyorum arkadaşlar. Maksat ben rahat edeyim. Bak eksiyle çarptım. Dedim ki böyle çarpanlarına ayırmak çok daha kolay. 3'e 1 eksiye artı verdiğinde x eksi 3 çarpı x artı 1'in cevabı 0'dır. O zaman derim ki x'in cevabı 3'tür, x'in cevabı eksi 1'dir. Tüm bu değerleri gidelim. Koordinat düzleminde hemen gösteririm. Koordinat düzlemimi çiziyorum hemen. Eksi 1'den de geçeceğiz, artı 3'ten de geçeceğiz. O zaman şöyle bir tane koordinat düzlemi işimi görebilir. Şurası eksi 1 olsun. 3 dediğim nokta şurası olsun. Tepe noktasını bana söyler misiniz? 1'e 4'tü. Hemen gittim 1'i gösterdim. Artı 4'lere kadar çıkacağız. Hadi o da burası olsun. Onları da şöyle tık 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 yapalım mı ne dersiniz? Daha güzel bir şık bir görüntü elde edelim. 1'e 4 noktası elimizde var. Y eksenini nerede kesiyordum ben? Y eksenini sıfıra 3 noktasında kesiyordum. Yani Şöyle yapsam herhalde 3 noktasını kesip o tarafa rahat rahat da gidebilirim. Şurası 3 olsun. Şimdi artık parabolü çizme vakti geldiğini düşünüyorum. Parabolümüz bu noktalardan geçecek. Of çok karizma. Çok harika. Çok mükemmel. Efsane ötesi. FX'in parabolünü böylelikle çizmiş olduk birlikte. Var mı buraya kadar sıkıntı gönder gelsin. Yoksa efendim seyyar satıcı gibi yalnız. Gel bakalım buraya. Sana bir şey daha hatırlatayım. Bu formülü birçok kez önüne çıkardım aslında. Ama işimizi kolaylaştırıyor gerçekten. Hatırlıyor musun? Aslında bu da bir parabol denklemiydi. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k'de. Bak şuradaki r değer. Önünde eksi varsa r'yi aynen yazıyorsun. Artı varsa işaret değiştirip alıyorsun. Bir de k'yi yazıyorsun. Tepe noktası hazır geliyordu. Ben bir kez daha hatırlatayım sana. Ona ki senin karşına böyle bir denklem gelirse... Sen şöyle yapabilirsin. Kesinlikle sana kimse karışamaz. Dersin ki hocam ben o soruyu öyle çözmeyeceğim. Şöyle çözeceğim. Ben orayı bir açacağım hocam. Yani x kare eksi 2x artı 1. Yani karenin açılımını yaptım. Bir de eksi 2'yi çarptım. 2'yi içeri dağıttım. 2x kare eksi 4x artı 2 eksi 2. Görüyorsun. E cırtsına bunlar gitti. 2x kare eksi 4x bu parabolün denklemidir. Hocam ben buradan işlem yapacağım diyebilirsin. Ya da Birinci durum dersin başlarsın. Bak önündeki A kat sayısı görüyor musun? A kat sayısı kaç? 2 hocam. 2 nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı değil mi? A eşittir 2. 2 büyük 0 haliyle kollar yukarıya doğru. İkinci duruma geldim. Zaten bak A buradan da 2 geliyordu. Nereden çözersen çöz. doğru gelecek yani. Başka kurtuluş yok. Tepe noktasında R'sini bulacağım. Bak R artı 1 olarak alıyorum. Öndeki eksiden kurtuluyorum. K'si kaç? eksi 2 olarak alıyorum. Tepe noktası 1'e eksi 2. İstersen işlemleri oradan deneyebilirsin. Geldim 3. durumda. Önce x'e 0 vereceğim. x'e 0 verince bak burada biraz işler karışıyor. x'e 0 verdim. Eksi 1'in karesi önünde 2. Eksi 2 cevap 0. Sıfır. Aa 0'a 0. Sıfır. Yani orijinden geçen bir e, parabolüm var elimde. y'ye 0 verdim de elimde şöyle bir değer oluşuyor. Dikkatini çekerim. Eksi 2 eşittir. Karşıda 0 olacak. Tamam mıyız? Bak 2'yi karşıya attım. 2 çarpı x eksi 1'in karesi eşittir 2. Iki. 2'leri sadeleştirdim. 1 kaldı orada. x eksi 1'in karesi eşittir 1. Dedim ki hangi sayının karesi 1 arkadaş? x eksi 1 1 olabilir. x eksi 1 eksi 1 olabilir. Buradan x'in cevabı 2 gelebilir. Buradan x'in cevabı 0 gelebilir. Elimizde 2 tane daha değer oluştu. 2'ye 0 noktası, 0'a 0 noktası. Artık ben her şeyiyle bu sorunun çizimine hazırım dedim. Kendimi hissettim, hazır hissettim. Kollar yukarı doğru. Geçtiğimiz noktalar 0'a 0 noktası, 2'ye 0 noktası şurası olsun hadi. Bir de ne yapacağız? Tepe noktası 1'e eksi 1. 1'e eksi 2 özür dilerim. 1'e eksi 2 de şuraya tekabül ediyor. Hemen onu da böyle tık 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 yapalım, gösterelim güzelce. Tamamdır, tamamdır. Burası da bizim tepe noktamız 1'e eksi 2. Lütfen sizler de sınavda aynen benim çizdiğim gibi çizmeye çalışınız arkadaşlar. Aldım geldim para böyle. aldım devam ettirdim para böyle, al sana fx grafiği işte parabol denklemi. Pardon grafiği bu şekildedir. Nokta diyorum. var mı sıkıntı diyorum? John her gelsin o zaman diyorum. Dedim ya bak. Az önce böyle yani kısa diyebileceğim yoldan çözdüm. İstersen bunu da normal açılımla yine çözelim. Hani az önce iki yolu da göstereyim paşam ben sana. Sen nasıl istiyorsan paşa gönlün nasıl istiyorsa öyle çöz. Yeter ki bana yapamadım deme, tamam mı? Yani Mehmet hocam bana her iki yöntemi de gösterdi. f(x) y istediğini yazabilirsin. Eksiyi koydum bak. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Artı 1 de dışarıda. Geldim buraya. Eksi x kare eksi 4x eksi 4 artı 1. Devam ettim. Eksi x kare eksi 4x eksi 3. Al sana fx'in denklemi bu. Ben şimdi artık bu denkleme binayen ilerleyeceğim. A değerim kaç? Eksi 1. Eksi 1 sıfırdan küçük. Kollar küçük. Ay kollar ne? Kollar aşağı doğru. Yapma. Yapma kollar aşağı. Şimdi ne yapacağız hocam? X'i sıfır yayın tepe noktası. Rs eşittir. Eksi b bölü 2a'dan geleceğim. Eksiyi koydum. B dediğim yer burası bak. Eksi 4. 2'yi çaktım. A ya da yalnız eksi 1 çakmayı unutmadım. A'sı da eksi 1. Şu eksiler gitti. Şurada 2 kaldı. Aşağıda eksi var. O zaman eksi 2 geldi. F'de x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Eksi 2 yazdım. Karesi eksi 4. Önünde eksiden dolayı. Eksi 2 yazdım. Artı 8. Artı 3. Şuradan 4. 3 daha 7. Tepe noktası eksi 2'ye 7 noktası. Bir dakika ya. Bir yerde işlem hatası yaptık. Bir yerde işlem hatası yaptık. Bir saniye. Bir saniye. Biz R'yi ya bulurken acaba işlem hatası yapmış olabilir miyiz? B'yi aldım geldim. Eksi 4. Eksiler götürdü. 2 çarpı eksi 1. Eksiler gitti. Eksi 2 kaldı. Eksi 2'yi yerine yazıyorum. Eksi 2'yi yerine yazdım. 4. Eksi 4. Aa şurası artı 3 değil ki. Eksi 3 hocam. Aman neyim. ...aman diyeyim şurası da ne çıkacak? Artı 1 çıkacak. Zaten onu nereden kestirdim biliyor musun? Bak burası eksi 2... ...burası artı 1. He dedim ki eksi 2... ...artı 1 oradan geliyor. Aman diyeyim... ...sen de kontrol edersin işte hatası yapma. Geldim son duruma. Ben ne yapıyordum? Önce x'e 0 veriyordum... ...işimi kolaylaştırmak için. Şurada x'e 0 verdik... ...y değerine geldi. Eksi 3 geldi. Yani 0'a eksi 3'ten... ...bir kere kesinlikle geçeceğim. Y'ye 0 verdim. Geldim. Aha da burası kritik. Eksi x kare eksi 4x eksi 3'ün cevabı nedir? Sıfırdır. Herkesi eksi ile çarptım. x kare artı 4x artı 3'ün cevabı sıfırdır. Bir dakika ya dedim bu çarpanların ayrılıyor mu? 3'e 1 ayrıldı. X'ine de artı verdim. Ee, şuraya da x x verdim. Buradan denklemin köklerini bulduğumda x eşittir eksi 3 x eşittir eksi 1 geldi. Yani eksi 3'e 0'dan ve eksi 1'e 0 noktalarından geçiyorum. Demek ki negatif tarafta oluşacak. Yani parabolümün grafiğini çizerken biraz da şu tarafa doğru kayabilirim dedim kendi kendime. Şurası eksi 1 noktası. E, 2 3 eksi 3 noktası. Burası şunu az daha uzatabilir miyim rica etsem. Rica etsem az daha tamamdır. Tepe noktası nerede hocam? Tepe noktası eksi 2'ye 1. Eksi 2 şurası artı 1 burası buluşacağı yer burası. Hemen tık 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 yapalım oraya da tık 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 yaptık. Şurası tepe noktası eksi 2 artı 1. Peki y ekseni ne, nerede kesiyorduk? 0 eksi 3 noktasında bayağı aşağılarda kesecek. Bayağı aşağılarda kesecek uzattım. 1 2 3 ben şöyle yapayım eksi 3'ü daha da fazla indirmeyeyim artık. Şimdi tepe noktasından başladık şöyle geldik tepe noktasından başladık 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 böyle geldik aslında hani bunu da böyle simetrik şekilde uzatırsam daha şık gözükür bu çizdiğim grafik fx'in grafiğidir dedim çok şükür bunu da bitirdim noktayı koydum gelsin 5. soru dedim nasıl gidiyor buraya kadar grafikler çizilebiliyor mu nasıl Hocam güzel çizilebiliyoruz. İncını cincını biliyorsun sen artık. Senin bilmediğin parabolle ilgili bir şey kalmadı. Anlatacaklarım var tabii ki ama sen parabolü tanıyorsun. Tanıdığın şeyi de çizebilmelisin. Parabolün tepe noktasını vermişim. Buna göre demişim parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisler toplamı kaçtır? Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Öncelikle buradaki a'yı b'yi bulabilir miyiz? Ben sana onu söyleyeyim. Buluruz hocam. Nedir o? Nasıl bulunur? Fx'in bir kuralı vardı. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülü vardı. Peki dayı bize soruda ne? Dayı. Dayı bize soruda ne vermiş? 2 çarpı x eksi a'nın karesi artı b'yi vermiş. Doğru mu? Doğru. Tepe noktasını ne vermiş? Tepe noktası eksi 2'ye eksi 3. Bak bariz bir şekilde bu değer buna zaten eşit. B eşittir eksi 3. Bundan yana sıkıntımız yok. Bakın eksi a değeri eksi 2 mi acaba? Hayır öyle düşünmüyorsun bunu. Önünde eksi varsa direkt r olarak alıyordu. Yani a değeri direkt ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 olacak. A değeri eşittir. Eksi 2'yi de buraya yapıştırmayı ihmal etmiyorsun. Şimdi artık ben burada neleri yazabilir? A değeri dedik yalnız R yazmışız özür dilerim düzeltiyorum. A değeri dedim eksi 2'dir. Şimdi ben artık burada formülümü yazabilirim. Y eşittir 2 çarpı x artı 2'nin karesi eksi 3. Var mıyız sıkıntı kafamızda soru işareti var mı? Bak tepe noktasını kontrol et. Eksi 2'ye 3 geliyor mu? Eksi 3 geliyor. Bir problem yok o zaman. Bu denklemin diyor bana x eksenini kestiği noktaların hapsisler toplamı. Ben sana bir şey söyleyeceğim. İkinci dereceden bir denklemde. Evet hocam. Yani ikinci dereceden denklem dediğiniz nedir hocam? ax kare artı bx artı c. Biz bunun köklerini bulduğumuzda x1 ve x2 bunun kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Acaba tüm bu işlemlere gerek var mıydı yok muydu sorarım sana. Eksi b bölü a. Kökler toplamı formülüdür. Bir dakika ya. R dediğimiz formül eksi B bölü 2 A'ydı. Biz R'yi eğer 2 ile çarparsak aslında kökler toplamını aslında x eksenini kestiği noktaların toplamını yapma hocam yaptım bile. Yaptım bile bulmaz mıyız? Buluruz elbet, buluruz elbet, buluruz elbet. Harika bir soru. Gerçekten harika bir soru. Şimdi ben burada eksi b bölü 2a'yı ne buldum? eksi 2 buldum arkadaşlar. R'sini eksi 2 buldum. Diyorum ki gel bunu 2 ile çarpalım kökler toplamı gelsin. Efsane bir şekilde bulduk. Eksi 4 eşittir x1 artı x2 yani kökler toplamı yani eksenleri kestiği nokta. Hocam ben anlamadım. Ya canını yerim ben senin gel 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 onu da anlatacağım ben sana. Y eşittir 2 çarpı bak burada karesini al geldi. Diyor. Önce diyorum ki ya ben o formülü falan bilmiyorum hocam. Tamam bilmeyebilirsin gayet normal. Aslında bilmen gerekiyor çok normal değil bir dakika ya benim söylediğim hiç normal değil. Bilmek zorundasın ama hatırlayamamış olabilirsin öyle kabul edelim. Benim elimde böyle bir veri var. Elimizde fx fonksiyonu mu var? Şimdi kökler toplamına gidebilirsin. Kökler toplamı dersin ki hocam eksi b bölü a'dır. Eksisini koydum. Sekizini koydum. Aşağıya ikisini koydum. Cevap eksi 4. Ay. Eksi 4'ü karalıyorduk neredeyse. Cevap eksi 4'tür. Her halükarda iki taraftan da bulunabilir. Birinci sayfa biter efendim. Yoğun bir çalışmayla birinci sayfayı bitirdim. Görüyorsun dolu dolu bir sayfa. Şimdi yepyeni bilgilerle karşındayım. Ne anlatacaksın hocam? Şimdi biz az önce ne yaptık? Sana denklem verdik. Dedim ki grafini çizer misin bir zahmet? Şimdi diyorum ki ben sana parabolü vereyim. Sen bana denklemini yaz. Bunu yazabilmek için farklı yöntemler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi şu. Eksenleri kestiği noktalar belliyse. Özellikle x eksenini kestiği noktalar belliyse. Formülümüz şu olacak. Y eşittir. A çarpı x eksi x bir çarpı x eksi x2. Dikkat edersen şu x1 ve x2 noktaları nelerdir? Eksenleri kestiği noktalardır. A nedir? Baştaki kat sayıdır. Pozitif çıkabilir. Kollar yukarı negatif çıkabilir. Kollar aşağı ama 1 olabilir 2 olabilir. şöyle farklı sayılar da gelebilir. x eksi x1 çarpı x eksi x2. Bakın kuralları tek tek verince... Karma soruda acaba hangi formülü kullanacağını bilemiyorsun. Bak sana söylüyorum. Karşıma böyle bir soru geldi. Bıdı bıdı bıdı. X eksenini kestiği noktalar belli mi? Belli. Bir tane de Y'den nokta vermiş mi? Vermiş. O zaman de ki Fx'in formülü şuna benzemek zorunda. A çarpı X eksi X1 hocam çarpı X eksi X2. Bitti. Hemen yapıştır yerine hocam. A çarpı X eksi eksi 2. Bak eksi vardı bir de formülden gelen eksi 2'miz var. Burada ne var? Direkt 4 yazacağım. X eksi 4 yazacağım. Düzenleyip bırakıyorum. X eşittir. A çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. Benim elimde artık formülüm var. Ama a'yı bulmam lazım. A'yı bulabilmek için işte bunu kullanacağız. Üstündeki farklı bir noktayın yani sıfıra eksi 8'i yerine yazdığında ya bunu sağlamak zorunda bu. A çarpı sıfırı yerine yazdım 2, sıfırı yerine yazdım eksi 4. Karşıda cevap eşittir eksi 8. E eksiler 7 birbirine. 2 kere 4 8. A'nın cevabı ne geldi? 1 geldi. Artık fonksiyonun belli. Fx eşittir. A'yı 1 aldım. x artı 2 çarpı x eksi 4. Diyeceksin ki böyle kabul etmiyorsunuz ama hocam. E açıp yazarsın bir zahmet sen de. Sen de bir zahmet yaz. x kare eksi 2x. 2 kere 4'ten 8 eksi 8 doğru cevaptırdı. Çarptım tek tek kafadan çarptım ha. Artı 2x geldi buradan. Buradan eksi 4x geldi. Eksi 2x yapar. Şuradan da eksi 8 geldi. Nereden geldiğini sorma ama sonra. Tamam mıyız? Oldu galiba. Bir tane daha soru çözeyim mi? Kollarının aşağı doğru olduğu bir örneği de çözeyim. Yanda verilen grafiğin parabol grafiği olduğuna göre bunun grafiğinin denklemini yazar mısınız dedik. Baktın x eksenini kestiği noktalar belli mi belli. Y eksenini kestiği nokta belli mi belli. Önce formülü yazacaksın. Bak sınav anında bunu kaçırma ihtimalin var. Lütfen yapma. Yaz sen formülü. Hocan diyecek öğretmenin diyecek. Biliyor bu adam. Biliyor. Belki işlem hatası yapmış olabilir. Canı sağ olsun demeyiz biz genelde. 4 puan kırarız oradan yeriz ama sen yine de yaz arkadaş. A çarpı x eksi eksi 2'den x artı 2 oldu. Buradan da ne gelecek? x eksi 3 gelecek. Buralar tamam. Şimdi geçtiği nokta belli. Kaça kaç noktası? 0 6 noktası. Bir kere A negatif gelmeli. Gelmezse bir sıkıntı var. Ben dedim ki x'e 0 verelim yazalım. F0'ın cevabı. X'e 0 verdim A. X'e 0 verdim 2. X'e 0 verdim eksi 3. Cevap kaç eşit olacak? 6'ya. 2 kere 3 6. Sadeleşti 1. Eksiyi karşıya attım. A eşittir. Eksi 1'dir kardeşim. Giderim yerine yazarım. Fx eşittir. Eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 3. Bak önce buranın içini çarpacağım. Garantiye alacağım kendimi. Sonra eksiyi dağıtacağım. Şuradan ne gelir? x kare gelir. Bak 2x buradan gelir. Eksi 3x gelir. Buradan eksi x gelir. 2 ile eksi 3 çarptım. Eksi 6 gelir. Fakat eksi parantezinde yazdık biz ona. Eksiyi dağıtarak geliyorum. X'i x kare artı x artı 6 bizim aradığımız cevaptır dedim. Noktayı vurduğum gibi geçtim. Anlaştık mı? Eksenleri kestiği noktalar belliyse biz çok rahat bir şekilde çizebiliyoruz. Grafi, pardon denklemini yazabiliyoruz. Hocam eksenleri kestiği noktada şöyle bir sıkıntı vermişler bize. Sadece x eksenine t bu arkadaş. Tabi belki buradan da bir de y değerini vermişler. Nasıl bulacağız? Aslında az önceki formülle aynı. Aslında teğet olduğu yerde birbirine çakışık iki tane kök yok muydu? Vardı. Sen normalde x eksi x1, x eksi x2 yazıyordun ya. Ya x1 ile x2 birbirine eşit. Aynı şeyi yazınca, aynı şeyleri çarpınca elde edeceğin formül a çarpı x eksi e e x1'in karesi olmaz mı? Yaz bunun ispatını. Yaz yaz yaz. Ben yazmayacağım. Gerek yok deme. Yaz lütfen. Eksenleri kestiği noktada eğer teğetlik varsa işler daha da kolay. E bak soruya. Yazdın mı? Gel. Yandaki grafiği verilen parabolün denklemini isterim. Tepe noktası belli. Ahın da teğet. Bak yakaladım diyeceksin hemen. Hemen gidip formülü yazacaksın. A çarpı x eksi x birin karesidir hocam. Bravo. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi direkt yerleştirmeye başlayacaksın. Diyeceksin ki fx eşittir. A çarpı x eksi 2'nin karesidir hocam. Doğru. Peki bu noktayı kullanalım artık. Kaça kaç noktası? 0'a 2 x yerine ben 0 yazınca acaba elde edeceğim değer nedir? a eksi 2 karesini aldım 4 karşıda kaç olacak? 2. Demek ki a'nın cevabı nedir? 1 bölü 2'dir arkadaşım. Buraya kadar da problem yoksa artık yazabiliriz. fx eşittir 1 bölü 2 çarpı x eksi 2'nin karesidir dedim. Noktamı koydum yeter. Bu kadar. Daha fazla ilerleme gerçekten gerek yok. Böyle bırakabilirsiniz. Tam puanı alacaksınızdır. Şimdi Peki hocam eksenleri falan kesmiyor bu arkadaş. Tepe noktası eksenlerin altında falan değil üstünde kalıyor. Ya da kollar aşağı doğru yine eksenlerin altında kalabilir. X eksenini kesmiyor yani. Nasıl yazılacak? Eksenleri kestiği noktaların hepsi belli değilse ama tepe noktası belliyse ki tepe noktası TRK'di. Bir de burada kestiğimiz bir tane Y değeri verilecektir. TRK'deki formülün aynısını bak bir kez daha bu formül üçüncü kez karşına çıkıyor. Demek ki ben hatırlamıyorum. Biliyorum en zor akılda kalan formül budur. Ama demek ki ben üçüncü kez önüne koymuşum artık. Allah'ın hakkı güçtür. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Unuttum deme bana lütfen. Gel. Formülü defalarca gördük. Bu parabolün denklemini yazar mısın? Hocam tepe noktası belli mi? ikiye bir. Yapıştır. Yapıştır genç. İlk fx'in grafiği. Pardon denklemi. Biraz daha soruya yaklaşabilir miyiz? Soruya biraz daha yaklaşabilir miyiz? Tamamdır. fx nedir? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k midir değil midir? Evet hocam öyledir. fx'i yazdım. A çarpı x eksi r. R'si kaç? 2. X eksi 2'nin karesi artı 1. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Bitti budur hocam. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Gerçekten bu kadar. Ha A eksi 2. Ben bulalım. Şu nokta kaça kaç noktası? 0'a 5. E yaz yerine. F 0 eşittir A çarpı eksi 2'nin karesinden 4 artı 1. Cevap ne çıkacak? 5. Yani 4A eşitse 4'e A'nın cevabı nedir? 1'dir. Şimdi yapıştıralım. Fx'in cevabı nedir? fx eşittir a yerine 1 yazınca x eksi 2'nin karesi artı 1'dir. Düzenleyelim mi? Gerek var mı? Ne dersin? Aslında bu bile bu haliyle güzel bir formüldür. Dilersen böyle bırakabilirsin. Şimdi en sevilmeyen tiplerdeki soru tiplerinden birinden bir tane örnek çözeceğim. Oradan da nokta koyacağım arkadaşlar. Kolay kolay gelen bir yer taraf değildir. Ama sınavda gelirse bil ki yani biz öğrencimizin burada biraz yorulmasını istemişizdir. Parabol üzerindeki 3 nokta biliniyorsa bu değerler denklemde yerine yazılarak denklem sistemi elde edilir. Bu sistem çözülerek parabol denklemi bulunur. Nasıl yani? 3 nokta biliniyorsa. 3 nokta biliniyor. Geçen parabol denklemini bulun. Şimdi normal şartlarda yapman gereken şey şudur. Hocam bizim bildiğimiz bir tane parabol denklemi var. Ax kare artı bx artı c. Nasıl bulacağız? Tek tek yerine yazacağız. İlk denklem Allah'tan çok güzel bir denklem. Bak 0'a 6. Aa bir dakika hocam. 0'a 6 demek. Parabol aslında buralarda bir yerlerden geçiyor demek değil midir? Yani bu 6 noktası y eksenini kestiği yerse aslında bize hangi değeri veriyordur? C değerini veriyordur. Anlattık. Y, D, y eksenini kestiği yer bizim için C değeridir. O zaman ben formülde aslında biraz rahatladım. Yani formül şuna dönüştü. Ax kare artı bx artı 6'ya dönüştü. Süper. Şimdi geldim ikinci noktaya. Eksi 1'e 5'i yerine yazacağım. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesinden A. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi B. Artı 6. Cevap. Cevap Y değeri olan 5'e çıkacak. Peki bunun cevabı nedir? A eksi B'nin cevabı eksi 1'dir. Bunu aldım karşıya attım. Hiçbir şey yapmadım. Ne yaptım diye. Hocam ne yaptım bir dakika falan deme. Kolay tamam. Gel 1'e 9 noktasındayım şimdi. X yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 bir yazdım. 1'in karesinden A. Artı. X yerine 1 yazdım. Artı B. Artı for, ya formülde 6 yazıyor. 6 yazdım karşıda ne yazacak? 9. Salla bu arkadaşı karşıya bakayım. A artı B'nin cevabı nedir? 3. Ya iki tane denklem, iki tane bilinmeyen var. Gözünü seveyim. Kim bilmiyor ki bunu? Alt alta toplarım. Cırt sana cırt sana. Ne kaldı? 2A. Cevap 4 ise A'nın cevabı nedir? 2'dir. Vurdum cevabı 2'ye değil. A'yı buldum da. <laughs> A'yı buldum da. Ha, A burada. Aa, burada. bir dakika 4 yapar mı 3'ten 1 çıktı 2 hocam 3'ten 1 çıktı 2 2 2'ye böldüm 1 A'nın cevabı 1'dir. Aman ha vuramadık cevabı. bize vuruyorlardı. A'nın cevabı 1 ise 1'le kaçı toplarsan 3 yapar? 2 B'nin cevabı nedir? 2'dir. E bunu da işaretleyeyim. Geçen parabolün denklemi. Oh nihayet. Artık parabol denklemi f(x) eşittir A'yı 1 bulduk. x kare B'yi 2 bulduk. 2x artı 6 noktadır efendim diyorum bitirmiyorum. Günün son sorusunu çağırıyorum. Günün son sorusu artık bir tane problem bir soru. Ama inanın diğer sorulardan hiçbir fark yok. Sen ki buraya kadar getirdiysen güzel arkadaşım bu soruyu da çok rahat çözeceksin. Anlayabildiysen buraya kadar anlattığımız seni hiç yormayacak bu soru. Gel okuyalım. Önce modifiye kısmı. Gerçekten modifiyelemişim ben sana soruyu. Bir zamana bağlı yüksekliğini gösteren grafik şekildeki gibidir. E Grafik bir parabol belirttiğine göre E ee, 7. dakikada roketin yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi senin 7. dakika dediğin yükseklik tahminen şurlara falan gelmeyecek midir güzel arkadaşım? Buraya gelecektir. Bak burası dakikayı gösteriyor. 7. dakika burası. Ben istiyorum ki bu 7. dakikaya karşılık gelen yükseklik şurasıdır. Onun da cevabı soru işaretidir. Arkadaşım bu eğer bir parabolse fx diye bir denklemle adlandırılabilir mi adlandırılır. Değer demek y değeri demektir. Yani ben x yerine 7 yazacağım. Aslında f 7'yi arıyorum. Süper. Buraya kadar düşündüysen aslında sen bu soruyu çözdün. Neden? f 7 arıyorsun. Tamam da hocam bizim önce fx'i bulmamız gerekmiyor mu? Evet. Eksenleri kestiği noktalar belli mi? ben olsam burada hocam tepe noktası da belli paşa gönlünün nerede istiyorsa oradan çöz hatta çözüm videosunu aç izle İnanın hepsini tek tek böyle düşünerek yaptık çözüm videosunu da tepeden çözdük ben burada eksenleri kestiği noktadan çözeceğim kaça kaçtan geçiyor sıfıra sıfırdan geçiyor kaça kaçtan geçiyor ona sıfırdan geçiyor bu x 2 değeri ise şurası da x 1 Ha. a çarpı x eksi sıfır çarpı x eksi 10 mudur hocam doğru bir tur temize çekiyorum. Fx eşittir a çarpı x çarpı x eksi 10. Kabul müyüz? Kabul. Peki geçtiği bana bir tane noktayı söyler misin? Tepe noktası 5'e 10.000 noktası. Denklemi sağlar mı? Sağlamak zorunda. Başka yolu yok. X gördüğüm yere 5 yazıyorum. A çarpı 5 çarpı eksi 5. Cevap neye eşit? 10.000'e 10 eşit. 5 kere 5 25. 100'ü 25'e böldüğünde 4. Sondaki sıfırları verdim 400. Eksiyi karşıya attığımda A'nın cevabı ne geldi? Eksi 400. Ne güzel böldüm ama değil mi? Çok hızlı. <laughs> Geldim Fx'in artık son denklemini yazmaya. Hazırım. X A yerine 400 yazdım. Eksi 400 yazdım. Çarpı. X çarpı. X eksi 10. Kabul müyüz? Kabul hocam. Şimdi ne yapacağım? 7. dakikada roketin yerden yüksekliği. 7. dakikada demek F7 demek. Hocam X yerine 7 mi yazacağız? Eksi 400 çarpı 7. Şurası 7. 7'den 10 çıktı ne kaldı? Eksi 3 kaldı. Eksiler birbirini götürdü. 3 kere 7 21. 21'i 4 ile çarp. Bak hızlıca çarpmayı öğretiyorum sana. 4. 4 kere 2 8. Sonunda sıfırları ekle. 8400 metre irtifadayız. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Bir dersin daha sonuna geldiniz. Ne yaptık biliyor musun seninle birlikte? Parabolün grafiğini çizmeyi öğrendik. Grafiği verilen parabolün denklemi. Dolu dolu efsane bir dersin sonuna geldik. Gerçekten parabol inanılmaz eğlenceli be. Hele ki anlayınca. Hele ki 5. dersin de sonuna gelince. 9. derse kadar yolumuz var ama. Biz yapacağız. Biz seninle bu işi başaracağız. Şimdi parabolde uygulamalara kadar yolumuz var. Şimdi bir sonraki ders, altıncı ders zor olacak. Onu söyleyeyim. Neden zor olacak? İlk beş dersin tekrarı niteliğinde olacak. Buraya kadar soru işaretleri yaşıyorsan... Onları halledeceğimiz bir ders olacak. Sen ne yapıyorsun? Beşinde dersin sorularını açıyorsun. Yine son sorumuz tam senin istediğin, tam seveceğin tarzda güzel bir problem var bir soru. Lütfen buna dikkat etmeni istiyorum. Şuradaki dördüncü sorumuzda da problem var bir soru. Lütfen ona da dikkat etmeni istiyorum. Soru avcısındaki soruları çözüp yeniden bir sonraki derste görüşelim isterim. Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Kocaman öpüyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.